Ne haber? How are you doing? Bugün kişisel gelişim kitaplarından bahsedeceğim. Hayatımda böyle darda olduğum vakitlerde hep kişisel gelişim kitaplarından yardım alırım. Hayatım müthiş ilerler. Kafanı değiştir. Şans yarat. Çünkü şans yaratır. Geriye dönüp baktığında olabilirdim, yapmalıydım diye düşünmek olabilecek en hüzünlü şeydir. Sevginden ayrıldın ve bu kitabı aldın. Evet, teşekkürler ama hala kalbim acıyor. Nasıl yapalım? İmgelerle düşün. Evet, kalın kapak. Muhtemelen çok şey vaat ettiği belli olan 39 liralık bir kitap. Bırak dağınık kalsın bakalım. Carrie Smith. Kişisel gelişimle alakası olduğunu düşünmüyorum. İçinde şöyle alıştırmalar olan bir kitap. Biraz dur, hassasım. Yandaki karelerin her birine gün içinde rastgele bir şeyler bulaştır. Değişik maddeler kullan. Her birini ne zaman ve nerede yaptığını kaydet. Şimdi ben mi pisim, ben mi fesatım? Ah. Özalları koymuş yalnız. Bu birazcık meditatif. Önce şu 5 kelime var, onları öğrenmemiz lazım. Enerji, meditatif, akışta, anda olmak. Bunları zaten hayatımıza soktuğumuz andan itibaren her şey çiçek gibi. Yırt at. Tamam, bitti kitap. Hayatınızı radikal bir şekilde değiştirmek için bu kitabı yırtın ve gizli potansiyelinizi ortaya çıkın. Budur ya. Bu. Hah. Geri gidiyoruz. Şöyle bir handikapı var. Bunu bir demiş, sonra yine klişeye düşmüş. İradenizi güçlendir. Kilo ver. Sigarayı bırakın. Kilo vermeye çalışıyorum zaten. Bu yüzden depresifim. Veremiyorum. Kitap bana diyor ki kilo verin. Sigarayı bırakıyorum. Tamam, sigarayı bırak. Kursta da olmuştu bir hocamız. İşte bir kız böyle şeyden yakınıyor. Kilo işte problemim var. Şöyle yiyorum. Bayağı nasıl baş ettiğinden bahsediyor. Hoca şey dedi. Tamam, karar ver, başla. Diyete. Mesela şurası sanıyorum belediyenin verdiği kitaplar, hepsi yeşil. Aramızdaki çekim. Aşk, cinsellik ve çekiciliğin bilimi. O adamı nasıl elde etmek istediğinizi merak mı ediyorsun? Oo, profesör, doktor, bilmem kim demiş ki hayatınızın aşkıyla tanışmak için bu kitaba ihtiyacınız olmayabilir. Demin bir tane şey görmüştüm. Kadın ne ister? Kadın ne istesin ya? Kadın aldatırsa kim tutar seni? Yalancının beden dili. Sosyal mühendislik, insanları kandırma sanatı. Nerede itlik ve piçlik var? Bence bunu kesin alın ya. Sosyal mühendisliğin karanlık dünyasını keşfedin. Psikolojik saldırı prensipleri, ikna teknikleri, bilgi edinme teknikleri. Bu legal mi ya? Bence gerçekten kitap dediğim budur. Helal olsun. Mikro ifadeleri görmek için kendinizi eğitmek. Ben bu konuda yalnız master degree sahibiyim. YouTube işlerini falan bırakıp girsek mi sosyal mühendisliğe? Mühendislik. Mühendislik, mühendislik. Bilgi ifşa ettirme nedir? Bayağı güzel kitap. İğrenme. Bunun için kitap okumama gerek yok. Birkaç kişiye baksam yeter. Dün video çekiyorum burada. Biraz söylenmek için biraz daha böyle vakit geçirip yorulmam, irit olmam gerekiyor herhalde. Azıcık insan suratına baksam olurum zaten. Yalayacağım o kitabı. Tehlikeli insanları tanımanın ve kendinizi korumanın yolları. Güven, dolandırma ve aldatmaca döngüsünden tuzaklarına düşmemek için... Çanların çalması için herkes bu kitabı okumalı. Yırtıcı kişiliği tanımlayan kelimeler. Anormal, taciz, saldırgan, amaçsız, ahlaksız, hayvan, antisosyal, kişisel, konuşkan, kötü, belalı, barbar. Piç, canavar. Beni mi anlatıyor acaba? Ayartan. Aşağılayıcı, hayret verici. Motorcu. Motorcu. Karadolu, radik, palavracı, kabadayı, hizmetik, büyüleyici, aldatıcı, kandırıcı, zeki, soğuk. Şedid. O an bunu bilmiyorum. Tehlikeli kişilikler güçlerini birleştirince. Hiç merak ettiniz mi neden mahkumlar tahliye edildiklerinde diğer suç ortaklarıyla görüşmeleri yasaklanır? Etmedik. Dert etme her şeyi hayatta. Ok. Sevdiği işi yapmak ya da yapmamak. Bununla ilgili böyle 5 günlük konferans verebilirim. Her şeyin büyük olsun. Terapi defteri. Tehdit etmek acizliğin itirafıdır. Olsun, onlara bunu söylerim. Tehdit etmek acizliğin itirafıdır der ve diğer yanağımı dönerim. Desti izdivaç. Evlenip çocuk sahibi olunca bütün dertlerimin biteceğine %100 inanıyorum. Ve hayat amaçlarımı da tamamlamış olacağım büyük ihtimalle. Kim kiminle evlenirse mutlu olur. Ya grafiklerle açıklıyor, böyle bir şey olabilir mi? Ayrılırken tanışalım. İnsanlar hep kötü günlerde birbirini tanımazlar mı? Kendini sev. Tamam. İyilik sende. Adeta Fazıl Say kapağı. Biraz ünlüydüm. Oradan da yürür bu kitap. O kadar da sevme kendini. Akıllı ol, insan ol. Cem Kınay. Adanalı mı acaba? Akıllı ol, insan ol.
Dost kazanma ve insanları etkileme sanatı. Bunun hem Türkçesi hem İngilizcesi var bende. İkisi de var bende kitabın. Kaç tane dostum var? Dram. O yüzden bilmiyorum. Kitabın sayfaları hep zotirik. Şimdi dostluklar böyle işte. Al. Pipi gibi. Evliliğin sayıları. Adeta sayı fetişizmi. Robin Sharma'dan şey, aile bilgeliği. Ferrari'yi satmış, aileye dadanmış. Kaç? Her şey seninle başlar. Egonu bırak da gel. Ne demek egosuz olmak? Böyle bir şey olabilir mi? Yani bir iki yaşında, iki yaşına kadar yani bir bebeklerin egosu yoktur, bir de delilerin egosu yoktur. Şimdi benim kişisel gelişimde şöyle bir önerim olacak. Spotify'da bir liste yaptım, sabah kafası. Bunların hepsini çöpe attım. Ben güne şöyle başlamayı tercih ediyorum. Son birkaç ayda bulduğum bir şey bu. Sabahları saçma sapan şarkılar dinliyorum. Normalde böyle hani kulaklıkla dinliyor olsan ve ses dışarı gidecek olsa başkasının duymasından utanacağın şarkıları gerçekten açıp böyle yüksek sesle arabada işe giderken kulaklıkla dinlemek ya bende inanılmaz bir kafa yapıyor. Sizde de olacağını düşünüyorum. Kolektif bir liste olacak. Ben şimdiden belki bir 20 şarkı eklemişimdir. Leyna Tilki hepsi. Mustafa Sandal, Mezdeke var, Yeke Yeke var. Sizin de katılımınızı bekliyorum. Aşağı link bırakıyorum bununla ilgili. Kolektif bir saçma şarkılar listesi yapalım. Beni yalnız bırakmayın. Hadi gidelim. Öneri mi geliyor? Ne oluyor? Bu kitap yine iptal. Bir yalan kitap daha bulduğum için kendimle hiç de gurur duymuyorum. Çünkü zaten yakalım yani burayı. Bizi döverek mi atarlar yoksa? Ay ya. Evet. Bak bak. Oo. Mm-hmm.